ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Komiseri Nuri Türkel, ABD şirketlerini Uygurların köleleştirilmesine karşı direnmeye çağırdı. Nuri Türkel, New York Times'ta Uygurların zorla çalıştırılması konusunda özel bir makale yayınlayarak, Çin hükümetinin bölgedeki zorunlu çalıştırma politikasının uzun süredir önceliklerinden biri olduğunu ve milyonlarca Uygur'un halen kamplarda tutulduğu ve zorla çalıştırıldığını belirtti. Türkel, Trump yönetiminin zorunlu çalıştırmaya karşı güçlü tedbirler aldığını, ancak bunun yeterli olmadığını, şirketlerin de sorumluluklar yüklenmesi gerektiğini vurguladı. Nuri Türkel ayrıca Biden hükümetinin zorunlu çalıştırma konusunu ciddiye alacağını ima ettiğini dile getirdi. Türkel makalesinin sonunda Amerikan şirketlerinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ulusa yönelik sistematik zulüm tarihindeki kritik bir dönemeçte buna karşı durması doğru seçimdir dedi. Uygur Türklerine yönelik soykırım iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilen Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına bir tepki de Japonya'dan geldi. Çin dahil olmak üzere uluslararası toplumda özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere saygı duyulmasının önemli olduğunu kaydeden Kato, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları meselesini endişeyle izliyoruz dedi. Kato, Japonya'nın konu hakkındaki tutumunu net bir şekilde Pekin'e ileteceğini de sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salı günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mart 2017'den bu yana Çin Komünist Partisi'nin yönetimi altındaki Çin rejiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Doğu Türkistan'daki diğer etnik ve dini topluluklara yönelik insanlığa karşı soykırım suçu işlediğine inandığını belirtmişti. Çin'in Yunan eyaletinde bir okulun girişinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yunan eyaletine bağlı Kunming Kent Kamu Güvenlik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, kentin Wuha bölgesinde Huaushan mahallesinde bulunan Yunan Normal Üniversitesi'ne bağlı uygulamalı ortaokulun girişinde bıçaklı saldırı yaşandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 öğrenci olmak üzere 6 kişi ise yaralandı. Bilgiye göre okulun çıkışında bir öğrenciyi de boğazına bıçak dayayarak rehin alan Wang Soya adlı 56 yaşındaki saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Rehine de kurtarıldı. Yüz binlerce Uygur'u terörizm bahanesiyle kamplara ve hapishanelere hapseden Çinli yetkililerin bir Han Çinlisinin işlediği vahşi suçu terör olarak adlandırmaması ise dikkat çekti. Suudi Arabistan 2020 yılında Rusya'yı geçerek Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan 2020 yılında Rusya'yı geride bırakarak Çin'in en büyük petrol tedarikçisi konumuna geldi. Suudi Arabistan 2020'de Çin'e günlük ortalama 1,69 milyon varil, toplam 84,92 milyon ton petrol sattı. Aynı dönemde ABD'nin Çin'e petrol ihracatı faz 1 ticaret anlaşmasının etkisiyle 3 kattan fazla artarak günde 394 bin varil oldu. Birleşmiş Milletler nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası anlaşma olan nükleer silahların yasaklanması anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü nükleer silahların yasaklanması anlaşmasının Cuma gününden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu. ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan nükleer silahların yasaklanması anlaşması 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edilmişti. Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise anlaşmayı imzalamadı.